Yani. Cem Toker, siz ne diyorsunuz? Turgut Altınok şimdi... Efendim söz bende mi? Emin misiniz? İki kere söz verdiniz, gık diyemedim de ağzımı açamadım. Tamam, şimdi diyeceksiniz. İki kere söz verdiğiniz halde. Tamam. Konu nedir, soru nedir onu alayım lütfen. Şimdi ben size biraz da bilgi vereceğim. Şimdi şöyle bir bilgi akışı var, onu da toparlayacağım. Murat Kurum'un mal varlığını biliyorsunuz. 55 bin dolara 40 bin eurosu, 200 bin TL'si var, 3 evi var, 2 silahı var, bir tüfeği var. Dolayısıyla mal varlığını böyle beyan etti. Şimdi Tevfik, Turgut Altınok da diyor ki, benim diyor 600 evim yok. Bu iddiaları dile getirenlere ilişkin suç duyurusunda bulundum diyor. Fakat bir muhabir diyor ki 600 eviniz olduğu söyleniyor diyor. Onu yalanlamıyor. Diyor ki babadan miras kalanları diyor aktardım. Mal varlığına yazdım. Onlar benim belediye başkanlığımdan önceydi diyor. Fakat şimdi Antalya'da 600 eviniz var sözünü orada yalanlamıyor. Bir bu tartışıldı. Bir de Togo kulelerinde evet Sinan Aygün'ün ortaklığı yok ama arsa nedeniyle dolaylı ortaklığı olduğu belirtiliyor. Bu da mal beyanında yer almamış deniliyor. Böyle bir mal varlığı tartışmasına yerel seçimde kilitlenilmiş bir durum var. Dolar ve euro da bayağı hani sizin yatırımlarınızda yer almış diye de Murat Kurum'a eleştiri var. Hazine ve Maliye Bakanı'nı dinlemiyor musunuz diyorlar. Buyurun. Valla yaşadığımız ülke demin Deniz Bey de söyledi. Acaba Japonya'da, Almanya'da bir batı ülkesinde, bir gelişmiş hukuk devletinde bal tutan parmak yalar, devletin malı deniz yemeyen domuz gibi söylemler var mıdır halk arasında? Daha yüzyıllar, birkaç yüzyıl önce halk ezgisi yazılmış, kadı gibi haram yemez diye. Kendi sazdır bunun adı. Şimdi böyle bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi ben mal varlığından önce şunu merak ediyorum siyasetçilerin. Mal varlığında yalan beyanda bulunmanın cezası nedir? Yasalarımızda var mıdır? Dün sosyal medyada sordum. Birisi, bir kişi bir yanıt verdi. 1 ila 3 ay arası hapis cezası mı ne yazdılar? Yani cezası yok. Mal varlığını isterseniz uydurun. Bir yaptırımı yok. Niye yok? Çünkü kanunları Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, değerli milletvekillerimiz yapıyor. Ama böyle bir yasa yapmayı uygun görmemişler. Çünkü onlar da mal varlığı beyanında bulunuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçildikleri zaman. Şimdi yani esas merak edilen Eskişehir'deki elemanın mal varlığı doğru. Bu Altınok'un mal varlığı şunlar var ama verilen vergi de yok ortalıkta. Esas hukuk devleti bunun üstüne gitmesi lazım değil mi? Mehmet Şimşek ne diyor mesela bu konuda? Sinekten yağ çıkarmak için sokaktaki adamın vergisine zam yapan Mehmet Şimşek ne diyor bu konuda? Ben bunları merak ediyorum esasında. Dolayısıyla burası Türkiye. Yolsuzluk endeksinde her zaman söylerim. 96'ydık daha da düştük, 100 küsüre düştük. Yolsuzluk rüşvet endeksinde. Şimdi Deniz Bey tabii o lanet siyaset virüsünü kapmadığı için anlayamıyor. Adamın bu kadar mal varlığı varken, parası, pulu, evleri varken niye gidip de deniz kenarında bir işte ne bileyim yap evini, otur. Ayağını uzat, torunlarınla ne istiyorsan onu yap. Ama bu siyaset virüsünü kapmak bambaşka bir şey. Bak Kılıçdaroğlu da aynı şeyi yapamıyor. Bak ofis kiraladı hala geri gelir miyim, gelmez miyim? 75 yaşında. Yani bu böyle. Türkiye'yi yöneten kişi... Ama onun parası yok. Onu bilmiyorum. O şu anda sadece bir emekli yani. Böyle bir mal varlığı olsa herhalde yapardı yani. O da mütevazi bir şekilde bir kenara çekilebilir eminim. Şu anda yani hep eleştiriyorsunuz milletvekili maaşı, emekli milletvekillerinin aylık maaşı falan filan. Bir kenara çekilip mütevazi bir hayat sürdürmek için yeterli para. Ama bu lanet virüsü kaptı, Covid'den beter Deniz Bey. Bir de şunu söyleyeyim. İki virüs benim bildiğim, başka virüs var mıdır? Biri siyaset ama bu virüsü. Ama bu virüs öldürmüyor, yaşatıyor Cem Bey. Ya, bu virüs öldürmüyor, yaşatıyor. Ama,
süründürüyor, karın ağrısı da veriyor. Merak etmeyin, dışarıdan göründüğü gibi değil. O adam seçilemediği zaman bir ay uyku uyuyamayacak. Siz uyuyacaksınız mışıl mışıl ama o siyasetçi karın ağrısından uyku uyuyamayacak. Böylesine bir hırs. Bir, ya ego tatmini bu. Parayla pulla alakalı değil. Başkanım dedirtemiyor. Niye bu kadar siyasi parti var? Genel başkan var, o var, bu var. Yani bu ego tatmini. İkinci hırs, girişimcilik hırsı. Siz onu da yaşamadığınız için pek bilmiyorsunuz. Adam 70-80 yaşına geliyor. Milyonlarca, 10 milyonlarca doları var. Ama hala lan bir fabrika daha yapayım, daha ne kadar kar ederim, daha nereye yatırım yapabilirim, daha ne alırım, ne ederim. Bu da bir virüs. Bu insan doğasında olan bir şey. Onun için hani anlayabiliyorum hırsla, siyasi hırslarını anlayabiliyorum, para hırslarını anlayabiliyorum ama merak etmeyin onlar yani çoğu zaman sıradan sizin benim gibi İnsanlardan çok daha uykusuz geceler geçiriyorlar diye düşünüyorum. Başka bir soru var mıydı? Bir de Rütük, Murat Kurum'un eşi dünden itibaren yine daha önce de bu konu çok gündeme gelmişti. Neyse çok konuşmadık. Dünden itibaren yine bayağı bir tartışılıyor. Turgut Altınok'un ailesinden çocukları sanırım. Bir de Murat Kurum'un eşinin matematik öğretmeni olmasına rağmen Rütük'te daire başkan yardımcısı olduğu belirtiliyor. Yani siyasette bunlar olur mu, normal mi? Ya da hani bu kurumlarda çalışılması nasıl değerlendirirsiniz diye sormuştum. Olmaz. Ama şimdi bu arada sesiniz gidip geliyor ama anladım ben sorunuzu. Ya hukuk devletinde bir de siyasi ahlakın topluma yerleştiği, ahlakın topluma yerleştiği toplumlarda olmaz. Alman adam cumhurbaşkanı seçildiği gün yüksek yargıdaki hakim karısı hakimlikten istifa etti. Bu dedi ahlaka uymaz dedi. Bunun benzeri şeyle ama Türkiye'de işte demin dedim ya bal tutan parmak yer. Bugün Danıştay Başkanı'nın kızı saraya işe girdi diye biliyorum. Eski Danıştay Başkanı'nın kızı. Daha kim bilir bilmediğimiz neler var böyle. Acaba siz bir ben yaşadım Batı'da veya siz duydunuz mu ben görmedim. Hamili kart yakınımdır. Al bu kartımla ona git selamımı söyle. İşini halleder. Bu iş istihdam da olabilir. Bir kıyak da olabilir. Ya dünyada acaba bir ülke daha var mıdır ki biz burada siyasi ahlaktan, mal varlığından, haksız kazançtan, vergi kaçırmadan bahsediyoruz. Dünyada ikinci bir ülke daha var mıdır ki son 10-15 senede kamu ihale yasasını 200 defa değiştirsin. 200 defa değiştirsin. Veya bunu acaba bir demokratik ülkede siyasi ahlaka değer veren bir toplumda bir siyasetçi bunu dile getirebilir mi acaba? Cem bırak Köker bir virgül rica edeceğim ne olur kusura bakmayın. Anayasa Mahkemesi 12 yıllık Zühtü Arslan dönemi bugün itibariyle bitti ve yeni başkan Anayasa Mahkemesi'nde belli oldu Kadir Özkaya. Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan itibariyle dolacak. Dolayısıyla bu tarihten önce yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı da belli oldu. Kadir Özkaya seçildi. Birazdan Kadir Özkaya kimdir? Yeni dönemde AYM bu konuyu da tartışırız ayrıntılı. Devam edelim biz buyurun. Tabii hayırlı olsun. Yani hayırlı olsun. Demek istediğim iş toplumun ahlakında da bitiyor. Siz ahlaklı düzgün bir toplum var mı yok mu? Sonra siyasetçi bunlardan niye çekinmiyor? Çünkü seçmen umursamıyor bunları. Haksız kazançmış, oymuş, buymuş. Sen bize ne vereceksin? Sen bana ne sağlayacaksın? Hangi kıyağı sağlayacaksın? Sonra bir şey daha söyleyeyim. Ben zenginliğin, mal varlığının siyasette ciddi bir belirleyici olduğuna da inanmıyorum. Evet. Mesela öyle olsaydı, ta 90'lara götüreyim sizi. Kaybetmezdi seçimi. Cem Boyner bütün siyasetçiler arasında en zengin siyasetçiydi Yeni Demokrasi Hareketi'ni kurduğu zaman. Ama olmadı. Besim Çubuk bizim partiyi kurduğunda sağlam yani zengin bir iş adamıydı. Diğer parti genel başkanlarına oranla
Ama bir getirisi siyasette o. Şimdi Ankara'da göreceğiz. Mansur Yavaş'la Altınok arasındaki yarışı. Onun için ben mal varlığından önce bu paranın hesabının verilip verilmediği, doğru olup olmadığı, haklı veya haksız kazanılmadığı, ben hukuk devletinin bunların üzerine gitmesini savunurum. Peki. Şunu da söyleyeyim, düşüncemi paylaşayım. Buyurun. Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Anayasa Başkanı, başkan olarak belirlenecek kişi mecliste nitelikli çoğunlukla onaylanmalı. Salt çoğunlukla değil. Yani bir Anayasa Mahkemesi'nin yapısı bir anayasa değişikliği kadar önemli. Oraya atanacak yargıçların kimlikleri, sicilleri, şunları bunları ve millet adına milletvekillerinin nitelikli çoğunlukla, yani en az 400 oyla onaylayacakları, partiler üstü bir pozisyon olduğu için muhalefetin de iktidarın da anlaşabileceği isimlerin Anayasa Mahkemesi'nde görev yapması lazım, ama bu ülkede bunlar hayal tabii bu rejimde. Peki. Bir cümle ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Tamam. Hafızam yanılmıyorsa, hani millet hatırlasın diye söylüyorum. Deniz Bey yanılıyorsa siz beni düzeltin. Geçtiğimiz 40 yılda bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bir bakan Yüce Divan'a gitti. Kendi partisi tarafından gönderildi ve mahkum oldu. Hapis cezası aldı rüşvetten, yolsuzluktan. O da Turgut Özal döneminde. Mahkum olan, evet. Turgut mahkum Özal. Mahkum olan, evet, ama gidenler oldu. Gidenler oldu ama mahkum oldu. Üstelik kendi partisinin oylarıyla mecliste gönderir. Yani 40 yıldır ben mahkum olan bir başka siyasetçi, bürokrat, bakan hatırlıyorum size. Şimdi Çin'de hayli gurur duyduğu bir proje var. Beijing-Urumqi Ekspres Yolu. Maliyeti 2,5 milyar dolar ve 2540 kilometre. Bizde Kuzey Marmara Otoyolu'nu söylüyorum. Toplam uzunluk 463 kilometre, maliyeti 8 milyar dolar. Bakın, biri 2540 kilometre, Çin'in gurur duyduğu, sürekli vurguladığı proje, 2,5 milyar dolar. Bizde 463 kilometre, 8 milyar dolar. Halılar, porselen tabaklar, mal varlıkları. İşte o yüzden enflasyon. Sonra da ikramiye gelmiş. Artsın mı, maaş artışı olacak mı? Ya olur mu Cem Toker? Olacak iş mi? Şimdi insanları fakirlik bir çıldırtıyorsa, devletin bu israfı 10 çıldırtıyor. Yani fakirliğe belki daha katlanabilecek insanlar var, ama bunları gördüğü zaman akıl sır ermiyor yani bu duyarsızlığa, bu şatafata, bu israfa. Doğru. Ama emekliye Erdoğan ne verirse versin 31 Mart'a kadar, 1 Nisan'dan itibaren Mehmet Şimşek'in görevi o parayı toplamak. Kendisi söylüyor zaten. Yani 1 Nisan'dan sonra, çünkü devasa bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu kadar büyük bir bütçe açığı yaşayan bir ülkede böylesine israf olur mu? Böylesine şatafat olur mu? Bunu halka nasıl anlatabilirsiniz? Bir iftar sofraları var. Ya gözümüz yok da yani. Biliyorum. Sıkıntı var. Var, var. Ama ben hani camilerde bir fakir fukarayı doyurma şeyi görmüyorum. Şey, daha 2 ay önce soruldu. Diyanet aldı ekibini. Danimarka, Norveç, İsveç gezisine gitti. Niye gitti? Kim ödedi? Bunlar hiç havada kaldı böylesine. İsraf olacak şey değil. Milletin isyanı buna. Yani şeye geliyor bu. Fransa'daki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler kafasına geliyor. Aynen, abartısız öyle. Oraya geliyor yani. Yani bunun sandığa yansıması lazım. Burada da ana muhalefet partisine çok büyük görev düşüyor. Bir şey söyleyeyim, demin sesim gelmedi. Buyurun. 9 günlük bayram tatili, tamam. Beni ne illet ediyor biliyor musunuz? Bir kişinin bayrama 10 gün kala bu kararı verip duyurması. Bu bayramın hangi tarihe geleceği
9 sene önce bile belliydi. Yani niçin 10 gün ya bu işin lojistik, yani bir düşünün. Bir otobüs firmalarını düşünün 9 günlük bayramda. Bir kiralık araba firmalarını düşünün. Otelleri düşünün. Onların personel bulmasını düşünün. Tedariğini düşünün. Lojistiğini düşünün. 9 gün kala hadi tatili 9 gün yaptım diyor bir kişi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Kurban Bayramı daha senenin başından duyurulabilir ki özel sektör kendini hazırlasın. Zaten özel sektörde inim inim inliyor ve inleyecek. Şeyden sonra, seçimden sonra da daha beter olacak. Bari bir, ya bu, böyle bir Orta Doğu şark kafası olabilir mi Ebru Hanım? Yani 10 sene sonraki Kurban Bayramı'nın tarihleri belli, bugünden belli. Sürpriz değil ki bu. Ama bir kişi 10 gün kala evet bayramı 9 gün yaptım diyor. Hafta sonunu da ekledim, işte pazartesi de ekledim. Ben bunu kabullenemiyorum. Ama konumuza geri dönecek olursak, demin bunu söyleyemediğim için ekledim. Evet, bu Mehmet Şimşek ne diyor? Mehmet Şimşek niye konuşmuyor bu israf karşısında? Ve ben şunu iddia ediyorum. O dünkü yazıyı da paylaştım zaten. Fatih Altaylı çok güzel değerlendirmiş. Güzel ben olmuş. Şuna inanıyorum. Türkiye'de bu hükümetin, bu zihniyetin israf ettiği, hiç ettiği bir parayla toplamıyla Avrupa'da orta halli, orta çapta bir ülkeyi aslanlar gibi yaşatırsınız, ayakta tutarsınız. Sosyal haklarıyla, refahıyla, şusuyla, busuyla. Şu verdiğiniz rakamlara bakın. Millet 2,5 milyar deyip geçiştiriyor ama o nasıl bir para biliyor musunuz? TL'ye çevirdiğiniz zaman. Saraya Şubat ayında günde 1,5 milyon dolar para gitmiş. Günde 1,5 milyon dolar saraya bir buçuk milyar gitmiş. Özür dilerim. Tabii. 145 bin emeklinin 145 bin emeklinin maaşı bir ayda Beştepe'ye gidiyor. Yani böyle bir şey yok. Bu bir yani imrendiğimiz, gıpta ettiğimiz, üyesi olmaya çalıştığımız bir Avrupa Birliği üyesinde böyle rakamlar olabilir mi? Ben inanıyorum ki geçmiş cumhurbaşkanları, rejim ne olursa olsun, onlar hükümeti değil devleti yönetiyorlardı eski rejimde. Ama bu paranın onda birine devleti daha iyi yönettiler ya. Hani bu kadar vergi verip de biz birinci dünya ülkesi gibi vergi veriyoruz, üçüncü dünya ülkesi gibi hizmet bile alamıyoruz. Yani böyle bir iktidar görülmedi Cumhuriyet tarihinde. Ve vurdum duymazdık. Ama şatafat işte itibardan tasarruf olmaz kafası. Millet alkışladı bunları. O atıl yatırımları İstanbul'daki o Çanakkale'deki köprüden tutun, İstanbul'daki havalimanından, yok Osman Gazi Köprüsü, dev yatırımlar. Bunu Van'daki insan da vergisiyle karşılıyor. İşte onların nasıl bir kara delik olduğunu görüyorsunuz. Ve maliyetin ne olduğunu işte karşılaştırmalı. Avrasya Tüneli yaptılar. Ben de o yıllarda, kaç sene önce açıldı hatırlamıyorum ama Manş Tüneli'nin maliyetiyle karşılaştırmıştım. O zaman esamem okunmazdı benim siyasette. Dudağınız uçuklar ya. Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Tüneli ile onun uzunluğunu alın, kilometre maliyetini alın. Bir de Türkiye'de Avrasya Tüneli'nin maliyetini alın. Dudağınız uçuklar. Ha böyle bir zihniyet olabilir mi? Olamaz. Otoyollar. Bırak, otoyol maliyetini siz verdiniz. Bir de hızlı tren maliyetine bakalım. İtalya'da canavar gibi hızlı trenler var. Japonya'da canavar gibi hızlı trenler var. Bunların kilometre maliyetine bakalım. Bir de Türkiye'dekinin kilometre maliyetine bakalım. Alman firması dedi hızlı tren için. Türkiye'de rüşvet verdik dedi. Ama Türkiye'de yargı kımıldattı, kımıldamadı. İlk bölümde konuştuğumuz şeye geliyor, konuya geliyor. İşte bu mal varlıkları nasıl ediniliyor, bu paralar nereden geliyor? Türkiye'de
inanılmaz bir rüşvet şeyi var. Yabancı firmalar söylüyor bunu. Daha 3 sene önce, belki Deniz Bey Ankara'da hatırlayacaktır, bir Amerikan ilaç şirketi Sağlık Bakanlığı'nda milyonlarca dolar bir ilacına ruhsat almak için Sağlık Bakanlığı'nda rüşvet verdiğini söyledi. Amerikan hükümetine söyledi ve ceza ödedi. Evet dedi, Türkiye'de işler böyle yürüyordu, onun için rüşvet verdim. Amerikan yasalarına göre de, Almanya yasalarına göre de kendi şirketlerinin yabancı ülkede iş yapmak için rüşvet vermeleri yasak. Ama cezayı kabullenme. Şimdi soruyorsunuz, bu mal varlıkları nereden, babadan mı kaldı, vergisi ödendi mi? Milyonlarca, yok, babadan kaldı diyor. Milyonlarca dolar rüşvetten bahsediyoruz. Bu kimlerin cebine giriyor? Yani ihale yasalarının değişmesi, her ihale yasası değiştikten sonra bakmak lazım, mercek altına almak lazım. Kime hangi dev ihale verilmiş o yasa değiştikten sonra? 200 kere değiştin mi ya? Toplumda bunun bir karşılığı olması lazım siyasette. Soyuluyorsun Türk halkı. Senin cebinden çıkıyor bunlar. Ama muhalefette yeterince bunları vurguladığını zannetmiyorum. Bakın harcamaya bakın ya. Yani 2,5 milyar dolar, 2540 kilometre. Sen burada 400 kilometre yapıyorsun. 8 milyar dolar. Yani sizin bahsettiğiniz Avrasya'nın karşılaştırması kaç yıl önce. Ya ben bir belediyenin niye iki arka arkaya bir 12 milyon lira bir de yani daha sonra 48,5 milyon lira her yıl halıya yatırdığını anlamadım. Bir 12 milyon geçen yıl yatırmışlar, bir 48,5 milyon lira aynı firmadan yine halı almışlar. O firmayla belediye başkanının bağlantısını bulmak lazım. Değil mi yani? Kimin her yıl halı almazsın. Bir halı bayağı farklı, uzun süre kullanıyor. Eskiden kaldırım yapıyorlar daha yıl. Şimdi halı mı alıyorlar? Aynen, kaldırım yerine halı. Farklı şirketlerden teklif aldı mı? En üst teklifi verenden aldı mı? Ama bunlar Şanlıurfa halkının sorunu. Onlar sorgulayacak. Aynen, sorun. Ama o kültür var mı? Yok. Soruyoruz. Çalıyor işte halı. Bu konuyu da çok sevmiyorum ama. Neyse, siz emekli maaşlarında hafta sonu seyyanen bir zam bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz? Kararımızı verelim. Yapabilir, yapar. Erdoğan sözünü verebilir. Var. Mayıs seçimlerinden önce yaptıklarına bakarsak EYT krizi yine yaşıyordu. Yani parayı dağıttı. Sorumsuzca bir seçim popülizmiyle çalıştır matbaayı, bas parayı, ondan sonra enflasyonla mücadele anlatma. Yapar mı? Yapar. Ama millet de yutarsa helal olsun. Mayıs'ta yuttular, verdiler oyu. Şimdi bakın nerelere geldi. Şimdi yapar mı? 5000 lira daha versin ama Mehmet Şimşek o parayı emeklinin cebinde bırakmaz, sıkı para politikası diyen adam. Alır. İş talebi kısacağım diyen adam vergilere de zam yapacak. Efendim köprü geçişinden tutun, elektrik, doğalgaz bilmem ne, o parayı emeklinin, fakir fukaranın da cebinde bırakmaz benim bildiğim Mehmet Şimşek. Her sizi her yerde kabul ediyor, kibar karşılıyor Hamza Bey. Nasıl olacak bu iş? Ya ama bu ya İzmir farkını gösteriyor işte. Aynen yani öyle. Ama işte siyaset böyle bir şey, seçim böyle bir şey. İnsanın kötü yanlarını törpüleyebiliyor bazı yerlerde. İzmir halkına da Hamza Bey'e bunu öğrettiği için minnettarız, teşekkür ederiz. Aynen öyle, bravo. Gerçekten öyle. Var mı yorumunuz? Türkiye Futbol Federasyonu'na götüreceğim sizi. Benim endişem, seçilirse kapatacağı yerleri şimdiden geziyor, endişesi duyuyor. Yok artık, o kadar olmaz herhalde. Yani liste yapıyor gibi. Ya bunların bizi bir listelemiş gibi, öyle anladım. Ben bilmiyordum o kadar. Neyse, politika çok yüzlülük işte, burada görüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetine 15 kulüp katılmıyor. Siz davet veriyorsunuz, federasyon başkanısınız. 15 kulüp katılmıyor, 5 kulüp geliyor. Ne yaparsınız, ne hissedersiniz? Koltuğunuzu sorgular mısınız? Onu Suudi Arabistan'daki fiyaskodan sonra sorgulaması gerekiyordu ama Türkiye'de her kurum siyasallaştığı için ve itibarını yitirdiği için federasyon da bundan payını aldı. Yani bugün
takımlar üstü, takım tutmadan federasyonun bir tarafsızlığı veya siyasetten bağımsızlığını sorsanız hiçbir futbol sever buna evet var diyemez. Bizi biliyor musunuz, hani genel bakmak istiyorum ben. Türkiye bundan, bu adamların iktidarından önce, hatta 90'larda 80'lerde falan İslam dünyasına, Türk dünyasına örnek ülke gösterilirdi. Örnek olmasının nedeni de bu kurumlarıydı. Yani Sayıştay'ından tutun, hukuk kurumlarından, Merkez Bankası, TÜİK'i, Devlet Bankası. Ben bir isim programda söylemedim, bunu söyleyeyim. Mesela TÜİK'i çok tartışıyoruz değil mi? Enflasyon oranı, rakamı, şusu busu. Ben bundan 40 küsür sene önce Arizona Üniversitesi'nde istatistik dersi alırken Amerikalı hoca benim Türk olduğumu bilmeden o zamanki adı Devlet İstatistik Enstitüsü'nü sınıfta örnek bir kurum olarak göstermişti. Hiç unutmuyorum. İyi olarak yani. 80'lerin başında. Şimdi bugün TÜİK'in düştüğü duruma bakın. Yani bütün kurumlarımız, yasama, yürütme, yargı, her yerde kurumların itibarı yitirildi. Ve Türkiye'yi Türkiye yapan, bizi dış dünyaya, Türkiye Cumhuriyetlere, Arap dünyasına, İslam dünyasına örnek gösterilmemizin nedeni bu Cumhuriyet döneminde oluşturduğumuz kurumlarımızdı. Tarafsız, bağımsız kurumlarımızdı. Doğru. Anayasal kurumlarımızdı. Her biri çökertildi. Niye? Siyaset burnunu soktu. Lafımı dinlemiyor diye Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Aç kes. Enflasyonu yüksek çıkaran TÜİK Başkanı görevden alındı. Yeni gelen düşük çıkardı da ne oldu? O da ayrı mesele. O yargıya güven yerle bir oldu. Ha, 2002 öncesi Türkiye belki gül bahçesi değildi demokraside ama bu kadar da kötü değildi. Onun için federasyon, futbol, bu kadar paranın döndüğü ortamda o ne katakulliler dönüyor. Ve başkan da, her kurumun başkanı saraydan icazet almadan karar veremiyor. Suudi Arabistan maçının sorumlusu kim arkadaş? Araplarla yapılan protokol niye açıklanmadı kamuoyuna ve kulüplere? Ve onu soruyorum federasyon başkanı. Ne, devlet güvenliği mi var içinde? Devlet sırrı mı bu? Hayır. Yayın ihalesini bir mercek altına alın bakalım. Cem Toker, sizin de yayın çok güzel ama biz süremizi toparladığımız için. Sesiniz bana gelmiyor Ebru Hanım. Diyorum ki sizlerle yayın yapmak bugün çok keyifli. Sesiniz bana gelmiyor ama duyamıyorum sizi. Cem Bey, evet. Toparlayabilir misiniz? Reklama gideceğim. Duymuyor musunuz? Reji bugün burnumdan getirdi ya. Reji kendini kesiyor şu an. Peki.